Merhabalar. Diyarbakır'ın Çınar, Mardin'in Mazıdağ ilçesinde çıkan yangın nedeniyle onlarca vatandaş hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı, yüzlerce hatta binlerce hayvan telef oldu ve vatandaşların ekili arazileri küle döndü. Yangının çıkış sebebine ilişkin görgü tanıkları elektrik direkleri ve elektrik kablolarını işaret etse de resmi kaynaklar ve DEDAŞ yangının çıkış sebebini anız olarak ifade ediyordu. Şimdi Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangınla ilgili değerli arkadaşlar, her ne kadar resmi kaynaklardan anız yangını açıklamaları yapılsa da görgü tanıkları ve Elektrik Mühendisleri Odası'nın raporu yangının elektrik hatlarından kaynaklandığını işaret etti ve yangının elektrik kaynaklı olduğu bilgisi Diyarbakır Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamındaki ön rapora da yansıdı ve Diyarbakır Barosu kaynaklarından edinilen bilgiye göre köylülerin ve görgü tanıklarının ifadesiyle elde edilen deliller kapsamında savcılık tarafından yangın felaketiyle ilgili ön rapor hazırlandı ve raporda yangının elektrik kaynaklı olduğu tespitine yer verildi ve genişletildiği duyurulan soruşturma kapsamında detaylı raporun ilgili kurumlarda dinlendikten sonra önümüzdeki günlerde hazırlanacağı ifade edildi. Ayrıca Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi de hazırladığı raporda yangın bölgesinde anız olmadığını ve hatların geçtiği güzergahlarda yangına karşı bir önlem alınmadığını açıkladı. Şimdi bir de şunu da ifade etmek lazım. Aynı bölgede, yani Diyarbakır'da 15 kişinin öldüğü bölgede 2023 yılında da yangın çıktığı ortaya çıktı ve başvuru sonrası DEDAŞ'ın kusurlu bulunduğunu ifade etmeliyim 2023 yılında ve yurttaşlara DEDAŞ tazminat ödemiş o yıllarda. Şimdi tabii DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar da bu yaşananlara tepki gösterdi. Bu ihmal, tedbirsizlik değil, tercih dedi. Çok yerde ifade ettik, burada da söyleyelim. Bu ülkede sizin yaşam hakkınızı belirleyen şeyin kendisi yaşadığınız coğrafya ve taşıdığınız kimliktir. Bu yangın Türkiye'nin başka bir yerinde gerçekleşmiş olsaydı bu kadar ölümün açığa çıkmayacağını, bu kadar ölümün yaşanmayacağını hepimiz biliyoruz, deneyimliyoruz. Yangının olduğu ilk andan itibaren belediye eş başkanlarımız, belediye çalışanlarımız bütün ekipmanlarla birlikte ilk dakikalarda yangın yerine ulaşmak için ellerindeki bütün imkanları seferber ettiler. O süreçte meclis grubundan arkadaşlarımız da yangının olduğu bölgelerde kaymakamlara, valilere ulaşmak için telefonları hiç durdurmadılar. O gün telefona çıkmayan vali biz gelmeden önce buradaydı. Korumalarıyla birlikte geziyor vali. Yangın kontrol altına alındı diyerek sonrasında gezdiğimizde yangının halen devam ettiğini gördüğümüz ve aslında gerçekleri konuşmak yerine bu devletin Kürdistan'daki ihmallerini kapatmak üzere görev alan vali bizden önce buradaydı. Halkın seçilmiş vekilini çete gibi görev yapan korumaları kendi halkının yanına koymadı. Vali bugün lazım değildi buraya. Vali yangının olduğu gün lazımdı. Burası engebeli bir coğrafya değerli arkadaşlar. Çok şey yitirdik, farkındayız. Bu arazideki yangını söndürebilecek tek şey helikopterdi. Merkezi hükümetin, iktidarın verdiği cevap gece görüşü olan helikopterimiz yok. O zaman diyeceğiz ki bu ülkede gece yangın çıkmasın. Hiçbir yere gidilemeyecek. Ama aynı günün sabahı helikopterler cenazeye katılanları görüntülemek için alçak uçuş yaptılar. Buradaki basından arkadaşlarımız da halkımız da gördü. Bakın bu bir ihmal değil, bu bir tedbirsizlik değil, bu bir tercih. İktidarın Kürdistan'da yürütmüş olduğu politikaların adı, bu bir tercih. Acımızı yaşadık, yaşayacağız. Sözümüzü söyledik, söyleyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu ayın başında Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı bir etkinlikte Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak yangın söndürme filosunun tanıtımı yapıldı. Tam 6 Haziran'da arkadaşlar. Helikopterler, uçaklar, ve o helikoptere, yangın söndürme helikopterine Cumhurbaşkanı Nefes ismini vermiş açılış töreninde yapılan lansmanda. Evet, bu devletin nefes dediği şey Kürdistan'da halkımızı nefessiz bıraktı, canını aldı. Unutmayacağız, kabul etmeyeceğiz. Burası çok acil bir şekilde afet bölgesi ilan edildi. Biz bu politikaları yeni görmüyoruz. Halkımız çok uzun zamandır kamburluk ediyor. Kürdistan insansızlaştırılmak isteniyor. İnsanlar göçe zorlanıyor. Halbuki o kadar baskıya rağmen köyünü, toprağını terk etmeyen bir halk gerçekliği var. Terk etmeyeceğiz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bütün yerel yönetimlerimizle, bütün mekanizmalarımızla bu tür şeylerin yaşanmaması için tedbirimizi de alacağız. Yaralarımızı da hep birlikte saracağız. Ama buradan sözümüz olsun. Afet bölgesiyle birlikte halkımız, bu mağduriyeti, bu zulmü yaşayan halkımızın her bir ferdi suç duyurusunda bulunsun. 37 yıldır değiştirilmeyen elektrik direkleri için, yangında gönderilmeyen ekipmanlar için, helikopterler için suç duyurusunda bulunan değerli arkadaşlar. Barolar yaptı, sivil toplum örgütleri yaptı, biz de yapacağız. Kendi coğrafyamızda, kendi yaşam hakkımızı kendi ellerimizle kurmaya devam edeceğiz. Ben tekrardan yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ailelerimize başsağlığı diliyorum. Yan yanayız, yan yana olmaya devam edeceğiz. Valla şunu söylemek lazım, helikopter tartışmasını tekrar başlatmak için söylemiyorum ama yani gece görüştüğü, işte helikopterin olmaması sebebiyle geç müdahale edildiği yönündeki yani gelişmeler doğru. Bunu ifade edeyim. Yani helikopter sabah saatlerinde gün aydınlanınca aslında soğutma işlemiyle beraber görülmeye başlanmış. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.